Değerli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyanet TV ekranlarında canlı yayınla iyilik vaktine hoş geldiniz. Bugün stüdyoda yanımızda olmasını beklediğimiz çok kıymetli bir hocamız. Evet. Ordu müftümüz. Hava ve kara engeli. Kar engelinden dolayı maalesef stüdyomuzda ağırlayamadık ama Skype üzerinden kendisine bir bağlantı yaptı arkadaşlarımız. Bir selam verelim önce. Hocam hoş geldiniz. Sesimiz ulaşıyor mu Ordu'ya? Allah razı olsun. Ulaşıyor değerli hocam. Hocam sizi burada ağırlamayı çok istedik. Yola da çıktınız ama onun hikayesini kısaca dinleyelim. Neler oldu yolda? Önce nasılsınız? İyisiniz hocam inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Genel başkanımıza, tüm konuklarımıza, bizi izleyenlere. Beyaz örtüsüne bürünmüş yeşilin maviyle kardeş olduğu diyardan, Ordu'dan selamlar, muhabbetler sunuyorum. Mehmet Akifçi, karları yara yara Ankara stüdyosuna ulaşmayı istedik. Lakin Ladi'nin yüksekleri buna müsaade etmedi. Samsun'da, biz de Diyanet İşleri Başkanımızın oluru, vakfımızın desteğiyle Ordu'da oluşturduğumuz bu küçük stüdyodan konuk olmayı denedik. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Keşke burada da bir gün buluşuruz belki. Bugün buluşamadık ama inşallah ilerleyen haftalarda buluşuruz. İnşallah. Şimdi hocam Ordu'da veya önceki görev yerlerinizde yaptığınız çok çalışmalar var, hizmetler var. Biz bunları derledik, toparladık ama fazla İyilik hikayeleri çok. İyilik hikayeleri hakikaten çok. Sizden dinlemek istediğimiz çok fazla hikaye var. Ama malum vaktimiz biraz kısıtlı. Önce ben faaliyetlerinize, çalışmalarınıza geçmeden şöyle yüreklere, gönüllere dokunacak bir hikaye seçmenizi istirham edeyim. Bu hikayeyle başlayalım. Peki hocam, hemen aklıma gelen ilk hikayeyle başlayalım. Elbette insanı inşaatı inşadan önce gelir. Bunu biliyoruz. Lakin insanlar da binaların içinde inşa oluyorlar maalesef. Ben inşaatla alakalı birkaç anekdotu paylaşayım, sonra diğerlerine geçelim. Mardin'e atanmamızdan takribi 3 ay sonra idi. Bir hacı amcayla tanışmıştım. 2 milyon liraya bir Kur'an kursu yaptırdığını söylemişti. Aradan birkaç gün geçti. Evladı beni aradı. Dedi ki, değerli hocam, cumartesi günü kursumuzu açmamız lazım. Ben de kendisine acelemiz olup olmadığını sordum. Babamın acelesi var, cenneti özlemiş demişti. Cumartesi günü kaymakam yoktu. İşi çıkmış, ilçe dışındaydı. Belediye başkanı da yoktu. Apar topar 3-5 kişiyle Kur'an kursunun açılışını istedik. Hacı amca şunu söylüyordu. Gözleri gören var. Lakin benim de gözlerim şu Kur'an kursunu görsün. Cumartesi günü açılışını gerçekleştirdik. Kur'an tilaveti edildi. Hacı amca bir tekerlekli sandalyesiyle geldi. Açılıştan 2 gün sonra Hacı amcayı gözlerimiz bir daha görmedi. Kur'an kursunun hemen yanındaki yere Hacı amcayı defnettiğimizi hatırlıyorum. Gerçekten de canı cennet istemişti. Acele Kur'an kursunu açtırdı. 2 gün sonra hemen vefat etti. Yine bize bir bina tahsis etmiş olan bir hacı amcayı hatırlıyorum. 15 yıllığına Diyanet Vakfımıza bir yurt bağışladı. Ben zengin bir hacı amca olduğunu zannediyordum. Mardin'e geldi. Kendisiyle tanıştım. Bana ellerini gösterdi. Dedi ki, değerli hocam, ben çok zengin değilim. Sizin bakkal olarak tabir edebileceğiniz bir evim var. Orada kazandıklarımı biriktirmeye çalışıyor. Bir kurs yapmak istiyorum. Yani hacı amca tabir yerinde ise çağın nan yemezi idi. Yemeden biriktirmişti. Aklıma Hazreti İsa'nın şu sözü geldi. Diyor ya, size söylüyorum, yeryüzünde biriktirmeyin. Çünkü biriktirdiklerinizi hırsızlar gelip çalabilir ya da
Onlar biriktirdiğiniz yerde kurtlanabilir. Siz biriktirdiklerinizi gökyüzünde biriktirin. Orada hırsızlar yoktur. Orada paslanmaz, nemlenmez. Eminim devamı şöyleydi. Unutmayın, kim hazinesini nerede biriktiriyorsa aklı orada olur. Hacı amcanın aklı, ruhu, gönlü hep ahiretteydi. Bunun için çaba sarf ediyordu. Hatta son kez bana şunu söylediğini hatırlıyorum. Hocam, eğer öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlar varsa söyle, yine biriktirip onlara burs göndereyim demişti. Hemen küçük iki anekdotla tamamlayayım. Yine bir Hacı amcanın yanına gittik. Kur'an kursunun halıları için istekte bulunduk. Niçin istiyorsunuz, öğrenci mi var dedi. Kur'an kursu tıktım tıktım, öğrenciye kalabilecek yeri bile yok demiştik. Ben size halı almam diye çıkıştı. Moralimiz bozuldu, niçin almıyorsunuz dedik. Çünkü ben size kurs yapacağım demişti. Ve hemen yanına büyükçe bir kurs inşa etti. Şimdi Diyanet Vakfımızın ikinci yurdu olacak orası. Son yine inşaatla bir anımızı paylaşayım. İstanbul'dan bir hacı amca geldi. 800 bin lirası var. Dedi ki, ben bununla bir kurs yaptırmak istiyorum. Lakin inşaatın başında oturacaksınız. İnşaat şu tarihe yetişecek. Para yemeyeceksiniz. Beton sağlam olacak gibi şeyler söylemişti. Biraz bizi üzdü. Hacı amca, biz insanın yetiştirilmesini önceliyoruz. Biz inşaatçı değiliz demiştim. Birden ayağa kalktı. Tamam, sevdim seni. 900 bin vereceğim dedi. Hayır, 1 milyon vereceğim dedi. Gerçekten 1 milyon lirayı bize verivermişti. Başkanlığımızın ve vakfımızın desteğiyle 4 katını o yaptırdı. 3 katını da biz yaptırdık. Son gelmeden önce aradı. Sen borçlarını bitirememişsin, ben biraz daha göndereceğim dedi. Ve biraz daha gönderdiğini hatırlıyorum. Rabbim onların sayısını artırsın. Onlardan razı olsun inşallah. Amin, amin. Türkiye'nin dört bir yanında hocam, değil mi? Nice böyle hacı amcalar var. Allah onlardan razı olsun. Her bir sayesinde bu din hizmetlerimiz ulaşıyor işte. İşte müftülerimiz, imamlarımız, Kur'an kursçularımız bunlara direktmen şahit olduğu için belki de bu programın en önemli formatlarından bir tanesi de bu. İyilik hikayeleri gerçekten çok fazla memleketimizde. Ama işte televizyonlarımız, sosyal medyamız o kadar çok kötü ve olumsuz şeyleri anlatıyor ki sanki her gün onu çok olumsuzluk oluyor gibi zannediliyor. Ama her an birisi bir hayır yapıyor. Her an birisi bir iyilik yapıyor. Her an birisi bir iyi bir şeye dokunuyor esasında. Buradan İsmail Hocam'a çok teşekkür ederiz. Hakikaten hani bunları yaşadığı için bir teşekkür ediyoruz. Böyle bu güzel şekilde tatlı diliyle anlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunların anlatılması lazım. Başkanım benim selefim. Benden önce Nusaybin'deydi. Ben onun ayak izlerinden takip ettim. Sonra ben Nusaybin'e geldim. Hocam Şanlıurfa'ya geldi. Hatta ben teşekkür ediyorum kendisine. Ordu'ya, buradaki arkadaşlarımıza da bağlandı. Yani uzun süredir hocam bizi yakinen takip eder, bizi yönlendirir. Ben şükranlarımı arz ediyorum kendisine. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Hocam, şimdi bunun dışında biliyorum birçok hizmetiniz var. Bunlara başlıklar halinde değinelim arzu ederseniz. Sonra başlıca hizmetleri de detaylarına girebiliriz hocam. Estağfurullah. Buyurun. Sayın hocam, arzu ederseniz hemen kısa hikayeleriyle geçelim. Sene 2015. Hicret 2015 Yer Bafra diye bir projemiz olmuştu. Bazen siz yerinizde durursunuz, iyilik hikayeleri biriktirirsiniz. Aslında iyiliği yapan ya da yaptıranlar başkalarıdır. Cizre müftümüz beni aramışlardı. Hocam, 4 öğrencimiz kaldı. Çukur siyaseti var malum. Zorlu yıllar. Bu öğrencilerimizi kabul edebilir misiniz dedi. Biz de baş göz üstüne dedik. Buyursunlar demiştik. Sonra bir telefon daha geldi. Hocam, 4 değil de 10 olsa olur mu demişti. Tabii kültürler arası çatışma çıkarır mıyız endişesi var. Bir taraf Cizre, bir taraf Bafra. Allah'ın emanetleri dedik. Hocam 10 da olsun demiştik. Son kez aradı. Hocam, sayı biraz artabilir mi dedi. Endişeli bir şekilde bir otobüse bağlamıştık işi. Bir otobüs kızımız gelecekti. Lakin biz bir otobüsün içerisinde 40 kişi diye düşünmüştük. 40 gülümüzü, 40 fidanımızı aldık. Hocalarımızla, Kur'an kursu hocalarımızla birlikte otobüsü beklemeye başladık.
40 gülü dağıttık, yetmedi. Otobüste 55 çocuğumuz vardı. Hocamızın eşi de gelmişlerdi. Hoş geldiniz dedik. Elleriyle arkayı işaret ettiler. Bir minibüs daha var demişlerdi. İlk gelişleri 73 olmuştu. Sonra yolculuk devam etti. 73-80'i vurdu. 113 tane güvercinimiz geldi. Barış güvercinleri dedik onlara. Haydi Bafra diye bir sloganımız olmuştu. Kur'an kursundan arkadaşlar, hocam bugün zil çaldı. Kapıya patates çuvalları bırakılmış. Lakin kimin bıraktığını bilmiyoruz diyorlardı. Hepsini okullara kaydettirdik. İmam Hatip ve diğer okullara. Şunu arzu etmiştik. 113 güvercinimiz, 113 hafızımız Cizre'ye geri dönecekler. Onlar Cizre'ye dönmeden ben Mardin'e dönüverdim. Bir telefon daha çaldı. Selamun aleyküm dediler. Aleyküm selam dedim. Bir bayan hocamız arıyordu. Dedi ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışıyorum. Hocam sizi tanımıyorum. Şu anda Sivas'tayım. Bir otobüs durdu. Çocuklar indi. Ben de dinlenme tesisindeydim. Çocukların yanına gittim. Sordum siz kimsiniz dedim. Dediler biz Cizreli öğrencileriz. Cizre'den hareket ettik. Bafra'ya gidiyoruz. Orada hafız olacağız. Hoca diyor ki sordum sizi kim davet etti? Onlar dediler ki tanımıyoruz. İsmail Hoca diye birisi davet etmiş. Şimdi biz üçüncü grubuz. İkinci grup arkadaşlarımız gitmiş. Biz üçüncü grupta gidiyoruz. Kendisini tanımıyoruz ama ona dua ediyoruz demişlerdi. Hocamız dedi ki ben de sizi tanımıyorum. Onlar gibi daha sonra tanışırız inşallah. Ben de dua ediyorum demişti. O kadar mutlu oldum ki Rabbim ücretini daha öncesinden ödüyor insana. Bu da anılarımda kalın çizgilerle yer alan bir anekdottu. Bir tane daha var, onu da söyleyerek hemen buyurun. Tamamlamış olayım. Nusaybin'de görev yapıyoruz. Tabii yavrucaklar çok fazla, çocuk çok fazla Nusaybin'de. Rabbim ihlaslı olanların, salih olanların sayılarını artırsın. Tabii güvercin yavrularından rahatsız olmayan büyüklerimiz bazen insan yavrularından olmaması gerekiyor ama rahatsız olabiliyorlar. Dolayısıyla anneler çocuklarını camiye getiremiyorlar ya da anneler evde bırakıyorlar, bu defa da kendileri gelemiyorlar. Ne yapalım diye düşünürken hanımla birlikte bir lokantaya gittik. O sıralarda sene 2014'ler, bu oyun alanları yeni doğuyor. Lokantanın bir kenarına çok da güzel olmayan bir cam mekan koymuşlar. İçerisinde çocuklar oyun oynuyor. Ellerinizden öper iki küçük yavrumuz vardı. Oraya hemen gittiler, oyun oynamaya başladılar. Hiç de bir şey yemediler. Sonra her hafta sonu bizi oraya davet ettiler. İlla oraya gidelim. Yemek yemeye değil, park mahiyetle oraya gider olduk. Eşim bunu camiye taşısak dedi. Anneleri çağırsa, çocuklar. Hadi anne camiye deseler dedi. Ama zorlu yıllar ve biz Nusaybin'deyiz. Hocamdan hemen sonra geldik. O yıllarda orada biraz çekinmiştik. Sonra Bafralı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bafra'ya taşındık. Bafra'da müftü olduğumuz sırada. Haydi anne camiye diyelim. Kadınlar mahfiline küçük çocuk alanları yapalım istedik. Tabii şunu beklemiyorduk. Biz küçük çocuklar gelir zannediyorduk. 7 yaşında çocuklarımız geldi. 9 yaşındaki abileri, 11 yaşındaki ablaları geldi. Camiye coştu, cami coştu çocuklarla. Koşan çocuklarla. Tabii büyükler biraz bu işten rahatsız oldular. Biz farklı yöntemler denedik. Sanki çocuklar okuma yazma biliyorlarcasına. 7 yaşından küçükler içeri girsin, büyükler dışarıda kalsın dedik. Büyük çocuklar bizimle teravihe başladılar. Bir rekat sonra girip oyun alanlarında eğlendiler. Sonra değiştirdik, evirdik onları. Her Kur'an kursu hocamız bir akşam çocuklarımızla kaldılar içeride. Onlarla oyun oynadılar. Sonra bu 6 camiye çıktı. Sonra cami çocuk projesi başkanlığımızın da kabul ettiği bir proje haline dönmüştü. Ben buradan emek sarf eden, camilerine bu çocuk yuvalarını taşıyan tüm hocalarıma yürek dolusu selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza göz attığımız zaman hocam o kadar çok ki akademik çalışmalar var hocam. Kitap tetkikleri çalışmaları var, gençlere yönelik kütüphane çalışmaları var. Bunları tek bir başlık altında hocam rica edelim sizden. Özellikle hocam şeyden bahsedelim, kitap okuma,
gençlere kitap okutma hususunda evet. gerçekten İsmail Hocam'ın çok önemli şeyleri var, çabaları var. Yani estağfurullah. Örnek alınacak bir projede. İlginç hatıraları da var hocam. Evet. O hatıralarla birlikte istirham edelim hocam. Çünkü bu, o da çok büyük bir iyilik yani. Tabii. Estağfurullah. Buyurun. Estağfurullah. Biz sadece hikayelerini anlatıyoruz. Hı. Asıl yazanlar bütün kardeşlerimiz, hocalarımız. Biraz önce de ifade ettiğim gibi gerek burada gerek Şanlıurfa'dayken başkanımız da katılmışlardı. 5 yıllık uzun soluklu bir çaba bu. Biz arkadaşlarımızla bir şey paylaşırken 10 kez olmadan bunun bir değerinin olmayacağını söylüyoruz. 10. kezden sonraki çalışmalar artık çalışma mahiyeti taşır diyoruz. İnşallah kendimiz de öyle yapıyoruz. Şimdi biraz önce binaları inşa eden hacı amcalara bir sözümüz vardı. Binaların içinde bir şeyler yapalım istedik. Ne yapalım diye konuştuk. Öncelikle binaların içerisinde İlahiyat Akademi açalım istedik. Diyanet Vakfımız olur verdi. 45 kızımız, 25 oğlumuzla başladık. Üniversiteden arkadaşlar aldık. Onlar da pazartesi El-İhtiyal İtalil Muhtar, salı Tefsirül Müyesser, çarşamba Akide-i Tahaviye, işte perşembe hadis okumaları, cumada hadis Kur'an hafızlığı gibi çalışmalarımız oldu. Biraz daha akademik çalışmalardı. Sonra diğer öğrencilere neler yapabiliriz dedik. Bir okuma çalıştayı olsun. Her yazardan tek kitap olsun. Hani Kerim kitabının ilk ayeti oku ya, namaz kıl gibi. Yapamadığımız bir yapı. Buradan şunu da söyleyeyim. Biz özürlü insanları sanki. Bahanemiz de hazır. Hocalarımızdan bir tanesi cezaevini ziyaret eder. Der ki, bak burada bekliyorsunuz, kader mahkumusunuz ya da problem sizdeydi, cezanızı çekiyorsunuz. Nasıl bir giriş yaptıysa, burada okusanız olmaz mı der. Mahkumlardan biri yataktan başını kaldırır. Vallahi hocam çok doğru söylüyorsun da zaman nerede, boş zaman yok der. Yani bazen hepimiz buna benzer şeyler söylüyoruz. O zaman etki tepki birbirimizi okutalım istedik. Ne yapalım? Her yazardan bir kitap olsun. O kitabı okumaya gayret edelim dedik. Mardin'de başlamıştı. 40-50 civarında kızımız, 20-25 civarında da delikanlımızla başladı. Ben serzenişte bulundum. Erkekler bak bayanlar bizi geçiyorlar. Biz 20 kişiyiz, onlar 40 kişi falan. Tabii takılıyorlar. İlahiyat Fakültesi'nde erkek sayımız az olunca hocam bizden bir tanesi iki bayan eder falan diye takılıyordu. Kızlar bu işte bizden daha başarılı oldular. Birinci yıl 100 kadar öğrenci geldi. Çalışma şöyle. Herhangi bir kitap alıyoruz. Kitabı ortadan ikiye bölmüş oluyoruz. Kitapları Diyanet İşleri, Diyanet Vakfımızın desteğiyle tamamen ücretsiz getiriyoruz. İlk yıl rekorumuz 100 civarındaydı. Her hafta pazartesi ve çarşamba okumaları vardı. 100 kitabımızı getiriyoruz. Arkadaşlarımız kitaplarımızı alıyor. Erkeklerde ben moderatörüm, bayanlarda da eşim moderatörlük yapıyor. Kitabı söylediğim gibi ikiye ayırıyoruz, 125 sayfa. Her arkadaşımız 30 sayfa civarında bir konuyu hazırlıyor. Hani dergilerimizde kenar pencerecikler vardır. O sayfadan çıkarılan şey yukarı alınır. Yapmış olduğumuz işlem kabataslak böyle. Birinci arkadaşımız başlıyor. Birinci sayfada iyi fikir kabilinden şu cümleyi önemsiyorum diyor. Ve bağlamıyla alakalı birkaç cümle serdettikten sonra cümleyi okuyor. Başka söyleyeceği olan yoksa ikinci sayfaya geçiyorum. Üçüncü sayfaya geçtim. Dördü atlıyorum. Beşte şu cümleyi buldum gibi devam ediyor. 30. sayfaya geldikten sonra ödevinin tamamlandığını söylüyor. İkinci arkadaşa bırakıyor. Ve 5 arkadaşla çalışmayı tamamlamış oluyoruz. 2 haftada bir kitap bitiriyoruz. Tabii bunların özet aşaması da var. Biraz önce ifade ettiğim gibi bir akşam bizi başkanımız da şereflendirmişti. Sonunda bu çalışmanın sonunda haftalık 15 lirada Diyanet Vakfımızdan burs veriyoruz biz bu arkadaşlara. Birinci yıl 100 kadar öğrenciydi. İkinci yıl bu sayı 200 civarında oldu. Biz sözümüzden caymadık. Yine 15 lira verdik. Üçüncü sene oldu. Kitap sayılarımız arttı. 350 civarında öğrencimiz devam etti. Ve bizim burslar sözümüzde durduğumuz üzere yine 15 lira devam etti. Bir arkadaş şöyle söylemişti. Hocam birinci sene 15 lira. İkinci sene yine 15 lira. Üçüncü yıl yine 15 lira. Ya kitap arttı, biz arttık, sayı arttı. Burslarımız hiç artmıyor mu?
Ben de takılmıştım, erkek sözünden dönmez. Biz hiç vazgeçmedik, ölünceye kadar 15 lira. Bir kez espri yapmıştım onlara. Gelmeyenin bursunu keseceğim. Bir arkadaş başını kaldırdı. Zaten minibüs paralarını çıkarınca 7 lira kalıyor. Gerisine onu da kes bari falan demişti. Çok güzel bir muhabbet oluştu. Orada tamamladık. Nasip Ordu'yaymış. Başkanlığımız uygun gördü, Ordu'ya geldik. Peki burada nasıl bir çalışma yapalım istedik. Pandemi sürecinde musafaha edemiyoruz, beraber oturamıyoruz, yüz yüze bakamıyoruz. Farklı bir çalışmaya evrilsin istedik. Orijinal bir Zoom aldık, bir stüdyo kurduk. Kitap çalıştaylarını online devam ettirelim istedik. Biraz da korktuk, başarabilir miyiz? Bizi tanımayan arkadaşlarımız var. Mardin'den katılan arkadaşlarımız oldu. Sinop'tan katılan, Urfa'dan katılan arkadaşlarımız var. Kocaeli'nden. Sayı arttı. Şimdi koca bir ailemiz var. Geçen haftaki sayımız 284 öğrenciye ulaşmıştık. Sonra özür dileyerek şöyle bir şey söyledik. Ordulu olmak ya da orduda okumak diye bir çalışma olsun istedik. Diğer arkadaşlarımızı kabul ettik. Şu anda 284 arkadaşın tahmin ediyorum 60 civarı imam ve Kur'an kursu hocalarımızdan oluşuyor. 220 civarında da üniversiteli kardeşimiz var. Her hafta pazartesi ve salı 1,5'tan 3 saat kadar online okuyoruz. Yine onlar ödevlerini gönderiyorlar. Ama biz bursumuzu biraz daha gücümüzle, vakfımızın desteğiyle artırdık. Her hafta 25 lira, ayda 100 lira burs veriyoruz. Ayda 2 tane kitap hediye ediyoruz. Şu anda 10. kitabı bitiriyoruz. Enbiya Yıldırım hocamızın hadis problemlerini bitiriyoruz. İnşallah çalışmanın sonucunda Enbiya Yıldırım hocamız da bize eşlik edecekler. Kitabını kendisi de yine özetleyecekler. Böyle bir çalışmayı da beraber götürmüş oluyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim faaliyetlerinize. Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, çok tatlı gidiyor. Evet. Aslında yandan sözü de kesmemek lazım. Evet, hatıralarla. Şimdi şunu unutmamak lazım. Hani bu iyilik hikayesi, bunlar çünkü önemli iyilik hikayeleri. Şimdi biz iyilik deyince sadece böyle birisine yardım etmeyi olarak düşünüyoruz. Ama bir kişiye, hele bir gence kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek, onu hatta bazı gençlerimiz kendi kendine kitaplarda okuyorlar. Bu da güzel bir şey. Fakat kitabı beraberce okumak, beraberce müzakere etmek, başka sizin okuduğunuz kitabı başkasının okuduğunu da bilerek onunla birlikte bunun sohbetini yapmak, o daha tatlı bir şey. Bambaşka bir şey. Çok kalıcı bir şey. İşte İsmail Hocam bunu başarıyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi İsmail Hocam, az önce İhsan Hocam'ın da bahsettiği bir husus var, yardım tırları. İsmail Hocamız bu konuda da öncü. Gittiği her yerde bu mazlumlara, mağdurlara nerede bir afet, deprem, sel, bir felaket olduysa hemen o ili bulunduğu bölgeye. İsmail Hocam dertli. Dertli. Şimdi dertli olduğunca kalpleri doldurmaya çalışıyor, zihinleri doldurmaya çalışıyor. Şimdi kalp sızlanınca bu sefer de merhamet şeyi başlıyor. Evet. Tabii dertli olan dert yaptır. Biraz da bu dertlerden bahsetsek. Evet. İsmail Hocam. Peki Sayın Hocam. Buyurun. Başkanımız talimat veriyor. Biz koşturuyoruz. Yardım edenlere de dua ediyoruz. Allah razı olsun. Cerablus için hocamızın bir talimatı olmuştu. 9 tır çıkmıştı son olarak. Daha önce 22 tırımız çıkmıştı. Hikayelerinden birkaçını paylaşmaya gayret edeyim. Yalnız bizi rahatsız eden, sonuçta da hayra dönüşen bir çalışma doğdu. Biz aynı zamanda Suriye'ye de yardım gönderiyoruz. Kenardan Suriye'ye komşu olduğumuz için. Bir askerimiz, komutanımız dedi ki, hocam yeni ceketler göndermişsiniz. Eski ceketlerde yeni pantolonlar vardı, eskileri de. Lakin ne yeni bir çorap ne de eski bir çorap var. Çocukların ayakları çok üşüyorlar. Çocukların ayakları üşeyince annelerinde yürekleri sızlıyor, üşüyor demişti. Tabii buz kesmiştik. Bir çorap da senden olsun dedik. Üniversiteli çocuklar kendi kaçık çoraplarına bakmadan herkes birer çorap aldı. Çoraplar taşınmaya başlandı. Birer üçer, biz tahminen birkaç bin çorap göndeririz diye düşünmüştük. Sonuçta 120 bin çorap hazırlandı.
büyük bir tırla Cerablus'a bu çorapları gönderdik. 120 bin çocuğun ayağından 120 bin annenin gönlünü ısıtmaya çalıştık. Küçük yavrularımıza çorap göndermiş olmak, küçük kardeşlerinin göndermiş olması beni çok etkilemişti. Yine yardım tırları için koşturuyoruz. Bir çuval un da senden olsun diye. Camilerde hocalarımız koşturuyor. Herkes bir çuvalda ben buldum, bir çuvalda ben getirdim. Kendi maaşlarımızdan ayırmaya çalışıyoruz. İçeri hışımla bir hacı amca girdi. Allah ondan razı olsun. Biraz oturdu. Dedi ki, siz bu yardımları Suriye'ye gönderecek misiniz? Elbette göndereceğiz dedim. Hem de kamerayla görüntülerini de size göndereceğiz. Ama dedi, biliyorsun bizi çok kandıran oldu. Dedim ki, biz Diyanet İşleri Başkanlığı'yız. Diyanet Vakfı'yız. Biz her şeyi şeffaf yapıyoruz. İsterseniz sizi de gönderelim. Bir yardım tırımıza oturun. Zaten yakındayız. Sizi de gönderelim. Siz emanetimizi bizim oradaki görevli arkadaşlarımıza verin dedim. Sonra yine serzenişte bulundu. Kızdı. Hatta içimden şöyle geçirdim. Bir çuval un parası verecek. Bana 1,5 çuval kadar kızdı diye düşündüm. Sonra ayağa kalktı. Hele sen şunları bir al dedi. Elini cebine soktu. Tomarla bir para çıkardı. Tam bir tır dolusu çuval yapıyordu. Dedim ki, hacı amca, ben bir çuval için katlanmıştım. Vallahi birkaç gün otursan kızsan hiçbir şey demem. Sonra dost olduk onunla. Bir hayırhane geldi peşinden. Arzu ederseniz hemen oraya da geçmeye çalışayım. Hayırhane kurulduğunu duyunca o hacı amca 2,5 ton bize beyaz et göndermişti. Ve 2500 tane aileye o beyaz et ulaştırılmış oldu. Biz sayıları artsın diye dua ediyoruz. Hatta uğurlarken ısrar ettim. Dedim ki, bak hacı amca, 22 tır yardım oldu. Dua edip göndereceğiz. Biliyorum bu işi istemiyorsun ama lütfen orada ol. Dedi ki, ben sana güvendim. Ben Diyanet'e güvendim. Gelmeyeceğim dedi. Kamera görüntülerini kendisine gönderdim, açık olalım diye. Onunla da tekrar telefonla görüştüğümde o yine bana kızmıştı. Ben güvendim demedim mi diye. Allah ondan razı olsun. Hemen oradan hayırhaneye geçeyim değerli hocam. Yine vefa destek gruplarımız koşturuyorlar. Aile aile geziyorlar. Doğu orası, Güneydoğu Anadolu. Zorlu şartlar var. Yazı sıcak, kışı sıcak. İnsanların bulamadıkları oluyor. Neler yapalım dedik. Bir oda kuralım, bir hanemiz olsun. Bizim müftülüğümüzün alt katında bir hanemiz vardı. Eskiden kaloriferci arkadaşımız kalırdı. Sonra doğalgaza geçince arkadaşımız oradan çıktı. Hanemiz boş kaldı. Gelin bu haneyi hayır dolduralım dedik. Başına hayır koyalım, içine hayır koyalım. Kendi hayır hanemiz olsun dedik. Sloganımız böyleydi, hayır hane oldu. Önce 3 odalıydı. Hatta odaları nasıl yapalım diye raflarını sorduk. Bir adam arkadaşımız geldi, ölçtü, biçti. Çok güzel raflar dedi. Ben bir taraftan kaçmaya çalışıyorum, ürünü alalım, raflar çok pahalı. Dedi ki, annem için olsun, rafları benden olsun. Muhteşem raflar döşedi. Sonra bir başka hayır sahibi geldi. İçinden şu oda benim olsun. Bir başkası geldi, benim olsun derken 9 odalı büyük bir hayırhaneye dönüştü. Hatta firmalar, Allah razı olsun, Diyanet Vakfımızla uyguladıkları bir sözleşme sonucunda bize 10 bin kadar elbise gönderdiler. Herkes gidiyor, nohutu derlemiş olan hacı amcaya diyor ki, bir ton nohutu biz satın alalım, öşrünü de lütfen sen müftülüğümüze ver. Pirinci olana aynısı söylendi, kırmızı mercimeği olana aynısı söylendi. Hem öşürleri, zekatları vakfımız almış oldu, hem de biz onların ürünlerini satın almış olduk. Ben buradan Mardin'deki bütün imam kardeşlerime teşekkür ediyorum. Irgat gibi çalıştılar. Yemin ediyorum, o elbiseleri Suriye'ye göndereceğimiz, kokmuş olan elbiseleri düzelten hoca hanımlara en içten dualarımı yapıyorum. Hocalarımız o pirinçleri düzelttiler. Çok güzel bir çalışma olmuştu. Evet. Sonra bütün kardeşlerimizin evlerine, odalarına onlar taşındı. Hala da buradan devam ediyorlar. Kimi malıyla iyilik nedir dersek paylaşmak anlamına geliyor bence.
Herkes bir şeyi paylaşıyor. Kimi varını paylaşıyor, kimi yoğunu paylaşıyor, kimi vaktini paylaşıyor, kimi emeğini paylaşıyor. Şu anda kameranın kimisi de derdini paylaşıyor hocam. Sizlerle kimisi de derdini paylaşıyor hocam. Sizin gibi derdini paylaşıyor. İnşallah öyledir değerli hocam. Dertte paylaşılır. Hepimizin bir çabası var. Şu anda arkadaki arkadaşlar olduğu gibi. Biz büyük bir aileyiz. Diyanet Vakfımıza teşekkür ediyoruz. Efendimizin iyilik okulu vardı. Diyanet Vakfımız siz hocamızın önderliğinde, değerli başkanımızın öncülüğünde. Biz büyük bir iyilik okuluyuz. Hem iyilik biriktiriyoruz, hem iyilik hikayeleri biriktiriyoruz. Yeryüzünü iyilik değiştirecek diyoruz. İyiler değiştirecek diyoruz. Bunun için hocalarımızla, müezzinlerimizle, Kur'an kursu hocalarımızla gönül yaralarımızı iyileştirmek için başkalarının yaralarını sarmaya gayret ediyoruz değerli hocam. Çok kıymetli hocam. İyiliği nasıl tarif edersiniz diye sormadık bugün. Dikkat ettiyseniz hocamız yani iyiliğin hayata nasıl... Bunlar iyilik işte. Evet. Yansıdığını... Bunlar iyilik. Bunlar iyilik işte. Bir tarifin ötesinde işte gerçek, realite... Yani iyiliği en güzel böyle tarif edebilirdik. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Vaktimizi doldurduk. Bu yüzden size veda edeceğiz. Çok kıymetli hocam. Ordu'ya, Karadeniz'in incisine buradan çok selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Hocam sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa ben çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam tabii Mardin'de çok önemli hizmetleri oldu. Şimdi Ordu'da hakikaten... Çok güzel hizmetler başladı ve bu iyilik hikayelerini inşallah Karadeniz'de daha da artıracağını tahmin ediyoruz. İnşallah. Ve göreceğimizi İnşallah. Biliyoruz. Biz eminiz. Rabbim yardımcısı olsun. Amin. Sizin dert ortaklarınızı Rabbim çoğalsın diyorum. Amin. Allah razı olsun. Bir tane sizsiniz. Yüreğinize sağlık hocam. Hocam buyurun bir şey söyleyecektiniz herhalde hocam. Sadece dualarımı ifade edebilirim. Son bir duayla bitirelim arzu ederseniz. Buyurun. Benim için öyle olur. Hani öncelerde yağmurundan bir mağarada sıkışmış üç delikanlıyı yaptığı bir iyilik yüzünden Rabbimiz salıvermişti. Yapılan iyilikler yüzü suyu hürmetine şu anda mağaralar mesabesinde olan evlerine sığınmış tüm kardeşlerimizi de şu virüsten kurtarsın duamızla ben tamamlamış olayım inşallah. Amin, amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için ve bu güzel hikayeleri, yaşanmışlıkları, faaliyetlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.